Evet arkadaşlar, Anthony Joshua Andy Ruiz Jr'dan dayak yedi. Şok oldum. Benim futbol takımım da Şampiyon Ligi'nde dayak yedi Tottenham. Ne güzel bir gün. Okey, gelelim analize. Box analize. Şimdi Anthony Joshua ilk birkaç rounda planı düzgün yapardı. Mesafeyi korurdu, yaklaştırmazdı. Boyunu çok iyi kullanırdı. Ne zaman ki sol kroşeyle yakaladı kendini ve düştü yere, kalkınca yukarı bizim Meksikalı alevlendi. Anthony Joshua da aradı, özgüveni çok arttı ve aradı maçı o an bitirsin. O an bitirmeye çabalayınca kendi de yakalandı. Kendi de yakalayınca düştü. Ve roundun sonuna doğru bir daha yakalandı ve bir daha düştü. Bu sefer Ruiz başladı gan kokusu alsın. Başladı Anthony Joshua'yı avlasın. Şimdi ben her zaman dedim, Anthony Joshua Frank Bruno'nun birazcık daha iyi versiyonudur. İngiliz'in bir tane Frank Bruno'su vardı. O da kaslı bir boksördü. Sanırım en kaslı Frank Bruno'ydu yani ve Anthony Joshua. O ikisi en kaslı gördüğüm ağır siklet boksördür. Yani kas kütleleri çok ağırdır. Ama ikisinin problemi nedir? Roundlar ilerleyince kas kütlerinden dolayı gollar iniyor aşağı, guard iniyor aşağı. Görüyorum ki şişko insanlar, bak MMA'de de öyle, Daniel Cormier gibileri veya Fedor Emelianenko gibileri, ya bizim Sinan Şamil Şam ne, yani ya ağır sikli adamlar şu yağları vardır, sıkıntı yok çünkü kalplerin oksijeni tamamdır, yani kondisyon çalışırlar, ama kaslı olan vücutçular kalbi daha çok zorlanıyor çünkü o kasın içine daha çok kan pompalaması gerekiyor. Robot gibi, kimisi derler Anthony Joshua robot gibi dövüşür. Ben geçen son videoda hem yaptıydım ki dedim ki ya Deontay yakalarsa Joshua indirecek kendini. Ve o zamanlar şu yaşlı bir Klitschko'yla dövüştü Anthony Joshua da 7. round mıydı ne, indirdi Anthony Joshua'yı yere. O zaman anladım ki Joshua'nın çenede birazcık cam çenesi vardır. 30 yaşında Klitschko Anthony Joshua'yı mahvederdi. Şimdi Joshua'nın menajerleri çok iyi seçti Joshua'nın maçlarını. İyi korudular kendini ve atletik yapısıyla Dwayne Johnson gibi şey gitti, Under Armour sponsor oldu kendine. Under Armour da şimdi şu anki zamanın en popüler spor ürünüdür. Ve tabii ki o da sponsor olunca kendine en popüler sporcu, en popüler spor marka daha da patladı. Tabii ki o kas yapısıyla, o crossfit antrenmanlarıyla, o iplerle, miplerle şey yaparlar. Yani fenomen görüyor antrenmanlarını. Yani eskiden görmezdin boksörleri ki öyle farklı farklı hareketler yapsınlar. Çok klasik görürdün kendileri, sadece koşarlar, mekik çekerler, antrenmanlarını öyle görürdün. Şimdi yok tekerlek devirirler, yok balyoz vururlar, yok ne bileyim ne yaparlar. Ve çok güzel görünür, çok hoş görünür. Ama İşte Anthony Joshua'nın da sadece onun görüntüsü çok iyi. Görüntüsü çok iyi ama gördüğümüz kadar arkadaşlar kas, ağır siklette fazla kas fonksiyonel değil. Ne kadar fonksiyonel antrenman yapsan da fonksiyonel değil. Adam birkaç tane yiyince yüzüne adrenalin basınca
Biraz yiyince yüzüne bu sefer de nabzın çok daha fazla artar. E şimdi adrenalinden daha fazla o koruma moduna geçen adrenalin nabzı artar. Ben bilirim nasıldır. Yumruk yiyince de sarsının. Yani anneden adrenalin sarsar. E şimdi çok fazla da kas varsa ya kas mı kalbe bombalayacak, adrenalin mi kalbe bombalayacak? İşte böyle. Yani Deontay Wilder Gorka'nın birinci roundda knockout yapardı Anthony Joshua. Gördüğümüz Anthony Joshua burada. Tyson Fury da bak Tyson Fury da yağlıdır. Yani kaslı değil. Ama o adam götürür yani 12 roundlara gider. Joshua birazcık hayal kırıklığı uğradı birçok kişiye. Ama benim içimdeki şeylerim doğru çıktı. Çünkü ben bilirim ki bu zamanki ağır siklet çöp gibidir arkadaşlar. Cidden söylerim. Yani o eski Lewis Holyfield Tyson zamanı, sonra da Klitschko kardeşler. Onlar iyiydi ama şimdi bir tek sağlam olan Deontay Wilder'dır. Onun da boks tekniği o iyi değil. Çünkü çok geç başladı boksa ama inanılmaz patlama gücü var. Ne olacak bundan sonra? Anthony Joshua'nın prestiji gitti. Şimdi lazımdır neredeyse sıfırdan başlasın. Lüksü yoktur artık ben onunla dövüşmeyeyim. Lüksü yoktur öyle büyük rakamlar istesin. Ben Deontay Wilder'dan 100 milyon dolar isterim. Bunu isterim dövüşeyim. Daha şimdi diğer rakipler de gördü zayıf noktasını. Bundan sonra Anthony Joshua'nın işi biraz daha zor olacak. Cidden biraz daha zor olacak. Bir gecede insan her şeyi kaybedebilir. Evet arkadaşlar bunlar benim düşüncelerimdir. Tabii ki sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yazınız altına, unutmayınız. Beğendiyseniz bu videoyu, bu tarz videoları unutma beğenme tuşuna da basınız. Başka konular isterseniz konuşalım, onları da konuşuruk. Damn! Look what a cat dragged in. Neyse. Kolay gelsin, iyi pazarlar.